Şimdi bu neden bu bakış açısı mefhumunu ortaya atma ihtiyacını hissettik? Böyle bir kavramın çekiciliği nedir? Birincisi bunun salt politik bir çekicilik olmadığını söylemem gerekir. Ahlaki meselelerini de bilirsiniz. Özellikle bir nevi relativizm tartışmasının, ahlaki tartışmaların, ahlak üzerine tartışmaların eksenlerinden birisi oluşturduğunu hatırlarsanız, ki bu yalnızca felsefe alanında değil, ağır felsefe tartışmaları alanında değil, genel olarak dinlerin içerisine oluşmuş ahlaki sistemlerin içerisine, en az felsefenin içerisine sızmış olduğu kadar var bu relativizm meselesi. Yalnız bir kez daha altını çizeyim. Geçen derste Leibniz'in ilham ettiği bir iz üzerinde kalmıştık. Yani relativizmin farklı, yepyeni bir bizim açımızdan gerçekten bugün içinde yepyeni sayılabilecek, 300 yıl önce telaffuz edildiğini asla bakmayın çünkü tüketilmemiş bir mefhumla karşı karşıyayız. Şimdi ben birazcık konuyu hafifletmek bu seansta istiyorum. Ve bu bakış açısı ve relativizm nosyonunun daha gündelikleştirilebileceği bir çevre ve çerçeve oluşturmak istiyorum. Öyle bir şey sunmak istiyorum. Siz de hafifliğine riayet edin yani. İstediğiniz zaman kesip fikrinizi söyleyebilirsiniz. Çünkü izlenimler halinde gideceğim bu çerçevede. Birinci izlenim doğrudan doğruya estetiğe de açılabilecek bir şey. Bakış açısı mefhumu ya da görüş açısı mefhumu nerede işe yarar? Medyada yaradığı belli. Bunu biliyoruz ama medyanın da pek estetik bir tarafı yoktur. Yani, televizyon dediğimiz şeyin ya da basın dediğimiz şeyin. Sanattan falan filan bahsederler ama yani Hulki Cevizoğlu'nun programında konuşan birisinin bakış açısında estetik olabilecek, estetiği içerebilecek herhangi bir görünüm bulmak olanaksız. Bakış açısının işe yaradığı, anlamamızda işe yaradığı şeylerden birisinin zarafet olduğunu düşünüyorum. Hiç yengeç gördünüz mü karada? Nasıl kötü yürüdüğünü ya da bir kuğunun nasıl kötü yürüdüğünü. Orada çok özel bir zarafet türü olduğuna dikkat edin karada. Yürüyüşün. Hayvanların çoğu zaman insanlardan çok daha zarif yönleri vardır. Doğalarından gelen bir kedinin atlayışını düşünün, bir leoparın koşuşunu, bir ceylanın kaçışını. Çok özel bir zarafet vardır ve sanata her zaman kaynaklık etmiş. İlham vermiş. Bir doğa zarafeti söz konusu. Peki yengeç gibi bir hayvan suda tümüyle kendi dünyasında bambaşka davranan ve kendine özgü o yengeç zarafetini taşıyan bir varlık karada acaba aynı zarafeti taşımıyor mu? Ya da taşımadığını söylediğimiz zaman ne söylemiş oluyoruz? Buna ikinci bir
temayı yardıma çağırarak cevap verme konusunda bir önerim var. O da elbette filya, sevme, hoşlanma anlamında. Yani hafif anlamında filya, dostluk anlamında değil. Ama dostluğun başlangıcındaki bu ilk hoşlanma, karşılaşma halindeki bir filya temasından bahsediyorum. Hiçbir zaman öyle kendiliğinden güzel olan bir şeyi seviyor değiliz, dikkat ederseniz. Kendisine yakınlık duyduğumuz, sempati duyduğumuz, bize bu izlenimi verecek şey de, yani kendisiyle dostluk kuracağımız her şey de şöyle bir başka dünyadanlık ya da bir tür beceriksizlik hali, bir tür tuhaflık olmazsa asla dostluk kurulamaz. Acıma demiyorum buna. Yani bu tür bir dikkati çekmenin acıma mekanizmasıyla, acıma afektiyle işlemediğinin altını çizmek isterim. Bu bir tür beceriksizlik karşısında, bir tür afallama, dezoryantasyon karşısında duyduğumuz belli bir duygu vardır ve bu doğrudan doğruya bizi şeye çeker. Yani o yöne doğru bir sevgi bağına, bir tür bir nevi dostluk bağına çeker. Bunu yaşamayan var mı içinizde bilmiyorum. Yani ya da sempati duyduğunuz, hoşlandığınız bir insan olabilir, bir hayvan olabilir, bilmiyorum. Sanki böyle bir duygunun önceden, böyle bir afektin önceden uyanması gerekirmiş gibi geliyor bana. Niye bunu söylüyorum? Bilmiyorum. Belki bir tür yaşam deneyimidir. Yengeçten bahsederek girmemin nedeni de o. Çünkü bir yengeç yürüyüşünde ya da bir kuğunun paytak paytak yürümesinde doğrudan doğruya estetik bir şey vardır. Ve bir tür hoşlanmayı davet eden bir şey vardır. Hafifçe şaşırtan bir yön vardır. Ve bu yönün ana formülünün başka bir dünya zarafeti diye tanımlanabileceğini söylemek isterdim. Leibniz de biliyorsunuz bu işte başka dünya, öteki dünyalar. Tabii ahiret anlamında öteki dünyalar değil. Olası mümkün dünyalarından bahsediyorum. Ve bu mümkün dünyaların eğer bir Leibniz'den bir estetik kuramı türetmek isteyen birisi varsa, işte tez yazarken falan yapabilirsiniz, mutlaka mutlaka bu dünyaların içerisinde teknik olarak oluşturabilecek durumda olursunuz. Nasıl Adem'in ahlaki direnişi öte dünyalarda, öteki mümkün dünyalarda ifade oluyorsa, estetik duyumsayış da bu tür hoşlanmanın başlangıcı olan bir tür algı afekti de yine Leibniz'de bu öteki dünyalarda, öteki dünyaların bakış açısından ve öteki dünyalara bakışımız yönünden ifade edilecek bir hale geliyor bence. Basit empresyonlarla ilerleyeceğimi söyledim. Merak etmeyin, öyle yapacağım ama çok zor bir mefhum değil herhalde. Ortaya attığım bu tür hoşlanma afektiyle ilgili, hoşlanma duygusuyla, duygulanış haliyle.
ilgili olarak söylediğim bir sorunuz var mı? Hemen onu. Ben bir şey istiyorum. Tabii. Yeni için yürüyüş işte cevizsiz. Yani doğadan örneklerin çoğu şey huzursuzluk üstüne kurulu. En azından benim için. Yani bu çok modernist bir estetik. Yani bir işlev var. Çok güzel yerine geliyor. İşte bir takım kaslar, memneler var. İşte hayvanın belki doğuştan yüzme ya da yürüme yeteneği var. Tıkır tıkır oturuyor yerine. İşte yengecin sudaki yürüyüşünün estetiğinden ayrı bir estetikten, estetiğinden bahsetme ihtiyacını. Bir şekilde yengeci alıp karaya çıkarttığınızda bir şekilde sakatlanıyor. Yani nedeni şu. Bir tür kusur. Yani kendi dünyasında değil. Ama yengeç içgüdüleriyle yine elindeki olanaklara göre yine kusursuz yürüyor. O tam anlamıyla teknik bir mesele. Ama yani teknik mükemmellik. Fizyolojik, biyolojik, anatomik özelliklerine bağlı bir mesele. Kudretinin neye yettiğine. Ama ben bizim açımızdan bir tür hoşlanma halinin nasıl olup da bu tür bir kusurdan, kabahatten karşımızda hoşlanacağımız varlığın bir tür kusurundan çıkabileceğini, bunun karşısında duyulan bu afallayıştan gelen bir halden doğabildiğini vurgulamak için söyledim. Yengeç'in özelliğinden bahsetmiyorum. Elbette yengeç karada çok rahat olmasa da yürür. Ama çırpıdan balık düşünün. Acıma duymazsınız. Kesin şeyden çekilmiş, atılmış diyelim. Balıklar, çırpıdan balıkları düşünün. O tür bir beceriksizlik halinden bahsediyorum. Yine bir empresyon halinde şöyle bir şey hatırlatayım mesela. Romanlarda her zaman kahramanları, roman kahramanlarını, klasik romanda bu tür bir hali yok mudur? Bir tür beceriksizlik, bir tür afallama, dezoryantasyon, şanssızlık, talihsizlik. Esas melodramatik bir tema olarak sinemada da var olan bir şey. Güçlü kahramanlardan pek hoşlanmayız o kadar da. Yani güçlü bir kahramanı sevilebilecek bir varoluş biçimi içerisinde tasvir etmek herhalde oldukça zor bir haldir. Turgenev babalar ve oğullarda niye Bazarov'u öldürmek zorunda kalır? Yapacak başka bir şey yoktur. Yok edilmesinden başka çare. Hırsızı tutmamızın ilgili mi? Yani banka soygunu. Belki, gibi. Belki. Var mı başka bir soru? Yani bunun bir tür empresyon haline gelmesini istiyorum. Ama bir tür izlenim haline gelmesini devam edebilmek için. Yani hissedebildiğiniz bir şey haline gelmesini. Ne? İhtiyaç var devam edebilmemiz için diyelim. Kim mesela böyle bir örnek var aklında? Budala. Hı? Budala. Budala değil mi? Budala'daki afallama zaten kuraldır. Yani budala şu demek işin aslında sürekli bir Döloz mesela bunun altını çiziyordu. Özellikle Kurosawa filmlerine dair olarak. Ama esas olarak Dostoyevski de bundan bir hali tebariz ediyordu biliyorsunuz. Bu da Dostoyevski'nin hikayesidir. Ama bu hikayenin arka planında böyle bütün bir Rus tarihi yattığına, bir aydınlık, bir aydınlar, bir intelijensiya yaşamının ifade bulduğuna dikkat edin. Yani şöyle bir şeyin ifade bulduğuna dikkat edin. Geri kalmış bir ülkenin aydınları. Almanya'ya gidiyorlar, Fransa'ya taşınıyorlar, bilimleri öğreniyorlar, kurbağa kesiyorlar. Bütün pozitif bilimleri edinip geliyorlar ama anlıyorlar ki esas dert bu değil. Çok daha
ağır, çok daha acil çözülmesi gereken problemleri var bu ülkenin ve afal diyorlar. Hiçbir şey yapamaz hale geliyorlar. Çok acil bir şey yapmak ihtiyacında olduğunuzda tabii acele işe şeytan karışır. Sürekli bir afallama ve yapamama, eyleme gücünden bir tür kopukluk, eyleme kudretiyle, eyleme geçme kudretiyle bir tür yürümeyen ilişki tarzı ortaya çıkabiliyor. Evet, bu da başka bir dünyanın şeyidir. Zarafeti formülüyle söyleyebileceğimiz bir şey. Pek özenilecek bir kültür dünyası değil 19. yüzyıl Rusya'sı. Ama sanki orada bir başka dünyanın zarafeti var ki böyle bütün bir edebi, müzikal falan jenerasyonu gelişimi 19. yüzyılda yaşattı. Ondan sonra tabii Sovyetlerin döneminde o ilk parlayıştan sonra edebiyatı kaybettiler, yitirdiler. O da bir afallama tarzı. Var mı başka? Yani böyle ortaya atmanız daha hoş. Çünkü empresyonların biraz sizin de olması, size ait de olması gerekir. Başka bir dünya zarafeti dediğimizde zarafetten ne anlıyor olabiliriz? Bir onu düşünelim. Zarafet polites falan meselesi değildir. Ya da nazik davranma meselesi değildir. Zarafet büyük bir hantallığın içerisinde de bulunabilir. Onu demek istedik. Ama yengeçe bir tür zarafet atfedebilmemizin nedeni mutlaka ve mutlaka onun başka kendine ait dünyasında üzerinde taşıdığı bir zarafete gönderme yaparak, yani bir tür karşılaştırmayla elde edebileceğimiz bir afekt ya da bir duygu. Farkındaysanız. Başka bir dünyanın zarafetinden bahsediyoruz. Ortaçağ filozofları bunu meleklere atfederlerdi. Bu tür bir zarafeti. Grace, grace, gratia, gratis. İnsanlar gibi değildiler. Onlara akıl bile atfetmediler çoğu zaman. Meleklere. Tek özellik insandan tümüyle farklı olan bu varlıkların varlıklara atfedilebilecek gerçekten tek bir özellik var, o da zarafetti. Ortaçağ teolojisi açısından. Herhangi bir cinsiyet atfetmek olanaksızdı. Yakılabilirdiniz işte. Tabii tartıştılar, dişil midir, erkek midir, bilmem nedir. Angelus yani. Melekler. Ve bu tasvir sorunu estetikte şeye kadar, orta çağlar boyunca pek çözülemedi. Peki antik Yunan'dan beri var olan bir malzemeyi niye kullanmadılar ya da yoksa bir anlamda kullandılar mı orta çağ tasvircileri? Yani Bizans resmi ve orta çağ resmi, melekleri tasvir ederken yani genelde cinsiyetsiz bir tasvir vardır. Ortaçağ ikonografisinde bu cinsiyetsiz tasvir bir süre daha Rönesans resmi içerisinde devam eder ama antik Yunan'da bilirsiniz bir nevi hilkat garibesi olarak hermafrodit dediğimiz hermafroditos. Yani çift cinsiyetli bir varlık. Efsane de vardı. Sakatlık diyelim. Orta çağda sakatlık elinde sonunda monstr yani hilkat garibesi, canavar çağrıştırır. Biyolojik bozukluğa yönelik
anlayış böyle bir düşünce ile karşılanırdı. Antik Yunan'da monstrlar, yani bu hilkat garibeleri, insandan önceki tanrılarla insanları birbirine bağlayan kuşaktır. Daha üst bir yerdedir. İşte kikloplar, şu tepe gözler, Prokrustes gibi kaçık devler. Bu tanrıların görünümü, tasviri görünümü bedensel olarak kolay tasvir edilebilir bir halde değildir. Bütün ideallerini çünkü çizimsel olarak, ikonografik olarak ve oran olarak insan bedenine atfetmişlerdir. Tanrıların bedeni bir tuhaftır. Yani antik Yunan mitolojisinde. Işıltılıdır, bazen güzeldir ama sürekli olarak kılık değiştirebilir. Farklı empresyonlar vererek ortaya çıkarlar. Farklı belirişleri vardır. Farklı kılıklarda ve maskelerde. Maske bir ilkedir. Yani Tanrı'nın maskesiz olması. Herhangi bir kılığa girmemiş olması pek düşünülemez. Ama yine de bir ışıltısı vardır ki onun Tanrı olduğu, başka bir dünyanın zarafetine sahip olduğu anlaşılır. Bu ışıltı nedir sizce? Söz gelimi efsanelerde Hermes geldiğinde bir yoksul, gezgin kılığında, misafir olarak geldiğinde işte efsanenin insan kahramanları bir şekilde onun Hermes olduğunu anlarlar. Ya da rüyalarında Hermes denen tanrı, hırsızlar tanrısıdır. Kendini açığa sermeden, tepdili kıyafet göründüğünde bir ışıltısı, bir sürati, adım atışında bir insandan farklı bir çizgi. Hep bunu tasvir ederler. Ağırlıkla. İşte isterseniz şeyi, Herodotus'u okuyun, isterseniz Aristo'yu okuyun, özellikle Poetika kitabını. Tragedya'da bile bu bir tür afallama ve kusur arkasında, hali arkasında, yani bize o kişiliği sevdiren, yakınlık duyduran bu kusurun arkasında her zaman bir ışıldama vardır. Başka dünya zarafeti dediğimizde herhalde böyle bir şey. Sadece Yunanlılarda ya da Orta Çağ'da bulmak zorunda değiliz. Kendimizde de, kendi dünyamızda da bu tür zarafet hallerini bulabiliriz gibi mi geliyor? Var mı herhangi bir çerçevede bu konu üzerinde şeyler söylemek isteyen? Hı-hı. Ben modernist estetikle avantgarde estetik arasındaki farkları, yani aslında genel olarak, hı-hı, buradaki insanları çok biliyoruz ama daha derinlemesine bu konu üstüne konuşulmasını isterdim. Tabii bunu ileride yaparız ama sen de getirmelisin yani kafandaki problemi. Yani kafanda bazı düşünceler var bu konu hakkında mı? Yani ama belli çıkmazları var. Öyle bir şey. Yani modernist estetik de avantgard. Belli birliktelikleri ve çıkmazları var. Yani mesela işte modern kılığının süre geldiğini görüyoruz. Hı hı. Ama avantgard denilen sanatta
bunların önemsenmesi gerekmediğini, iyilenilecek bir şeyin de denge unsurunu içinde barındırmayan... Bir sürü avantgard hareket, grup, dostluk grubu yine. Bakış açısı grubu. Empresyonistler işte. Bütünüyle modernist estetiğin kuruluşuna bak. Galerilerde falanlarda filanlarda. Farklı kentsel mekanlarda. Kusurlu olan estetizasyonundan çok daha ötede bir tür zarafet vardır. Bu çerçeve içerisinde. Ama avantgard bu zarafetten asla yoksun olmadı. Hiçbir zaman. Yani modernist estetikten ayırt eden şey bizim tartıştığımız şey değil. O yüzden sorun doğru olabilir modernizm. Modernist estetik anlayışıyla, avantgard estetik anlayışlarının her zaman öyle bir iç gerilim taşıdıkları şeklindeki bir şey doğru olabilir ama bizim sorunumuz bu değil şu anda. Yani bizim açımızdan tartışmakta olduğumuz şey açısından değil. Başka bir şeyi tartışıyor olsaydık orada zaten bunun üzerine düşebilirdik bu sorunun üstüne. Ama ya, yani böyle bir şeyi yönlendirmek için siz de açabilirsiniz tabii. Böyle bir. Ya bu bence doğru ama yani avantgarde estetik bulunduğu fikri. Kimsenin öyle bir kaygısı yok ki. Estetik, kimsenin artık estetik sanatçının derdi değil. Estetiği nasıl tanımladığına da bağlı bir şey. Yani bu cins bir başlangıçtan gelen bir şey bence artık sanatçının derdi değil. Modernizm yani. Bitti o yani. Ama hala sanat tarihçileri gibi davranıyorsak da bunu tartışıyoruz. Estetik tanımlandığına da bağlı bir şey dedin. Yani belki senin estetik bir kaygısı yok diyoruz ama... Ben tanımlamıyorum bile. Yani onların başka türlü kendi işlerinde bir estetik şeyleri İşte yok. Bu zorlama. Yani orada bunun yerine, yani estetik yerinden çıkartılmışsa başka türlü tanımlayarak yerine koyma kaygısı bile aslında zorlama. Yok. Yani öyle bir şey yok artık. Bunu kabul etmesi gerekenler var. Bunu zaten hiç dert etmeyenler. Onlar zaten üretiyorlar. O yüzden adı avantgard oluyor gerçekten. Avantgard adını hak edenleri. Bir de işte böyle gizlip bakıp da orada boş mu varmış, bir şey miymiş diye zorlayanlar var. Ben bunu hiç dert etmeyenler dedim. Ama şu an konuşulacaksa ben de yoku savunacağım yani. Sorun ortaya konumuyla ilgili bir hareket, yani bir hareket belirtinin olması, yani biraz önceki o tanrısal taraf, her nesne, ilişkilerinde de kişilerin sezgisel olarak kurdukları bağ buymuş gibi geliyor. Yani o güne kadar normal kabul edilen düşünme biçimi, yani alışık oldukları düşünme biçimi, değerlendirme biçimi, düşünme tavır aldı. Ve o tavır çerçevesinde nesneleri bir daha yeniden tasarımlama, aslında bir yanıyla da güzeli ortaya koymak, yeniden onun bir yüzünü, bir şeklini, bir biçimde ifade etmek anlamına geliyor. Tabii ama bu da güzel olanın Tanrı'nın bir maskesi olduğu düşüncesini hiç engellememiş Yunanlılar açısından söz. Kendisi güzelin çekiciliği arasında bir ayrım da var. Yani güzel olanın görünmesi, bunun bir yüzde, bir maskede görünmesi o kadar önemli değil ki. Kişinin, yani yaşayan varlık... Bunu tümüyle ortadan kaldıran düşünürler, Epikuros falan. Ama bu gratia sözcüğü, Latince'de her zaman gratis bir varlığın, yani kendini bedava açmış bir varlığı. Bedava gösteren bir varlığın çok özel bir güzellik ya da gibi hep mefhumlaştırılıyordu. İleride tartışacağımız bir emanatio, yayılma, ışınım verme mefhumu olacak ki ortaçağ estetiğini özellikle anlamak için temel mefhumlardan birisidir. Zaten bunu da o çerçeveye doğru götürmek için ortaya attım zarafet problemini. Ama bir değeri olması için felsefi bir problem olarak
görmekten kurtularak bunu bir empresyon olarak edinmemiz gerektiğini, hissetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Günlük anlamamız, günlük bir mesele olarak anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de ben bir şey sormak istiyorum. Farklı dünyalardaki zerafet, örneğin yenilişten konuşurken Leibniz açısından düşündük. O zerafetin algılanabilmesi ya da bir şekilde benim içimde bilinçlenebilmesi ya da bilir hale gelebilmesi durumunu karşılaştırma yaparak anlayabiliriz dediniz. Dünyalar arasında bir karşılaştırma mı? Yok. Sanırım yengecin suda ve karada bulunması arasındaki karşılaştırmadan bahsettiniz. Ve Leibniz'lik açıdan bu olaya bu şekilde baktığı zaman yani biz yani insan da farklı bir dünya. Yok hayır. Bu dünyada o berbat yürüyüşüyle başka bir dünyanın, bir denizin bütün zarafetini taşıyabilir. Gözümüzün önüne. Bir yengeç yürüyüşü. Bunu demek istiyorum. Yani esas formülü bu. Bundan başka bence bir şey değil. Başka bir dünya, denizin kendine özgü bir zarafeti, farklı bir hareket rejimi, tümüyle farklı bir hareket düzeneği, akışkan bir yaşam, suyu yararak geçen ya da suyun izin verdiği yerlere girerek onların içerisinden geçerek var olan yaratıklar, yani güzel varlıklar. Karadakinden çok farklı bir estezis. Estetiği öyle derin anlamlı düşünmeyin. Estetiği bir felsefi problem olarak henüz düşünmeyin. Estezis basitçe bir tür sansasyondur. Bir tür hissediş. Estezis zaten anlamı o. Estetik. Estetik sözcüğünü ne Alman idealizmi içerisinde verilmiş bir anlam başka bir yerlere taşıdı. Bir hermenötik mesele haline getirdi. Ama bunları tartışacağız. İleride açarsanız tartışırız. Ben doğrudan her şeyi açmak istemiyorum. Siz de alıştıkça bu çerçevede herhalde zaten böyle soruları ortaya atacaksınız ama benim bahsetmeye çalıştığım estetik henüz çok minimal düzeyde. İlk kelimenin ilk anlamı. Aesthetis yani Yunancasıyla. Hissediş demek. Hissiyat yani. Televizyondan mesela bahsedebiliyorum. Estetik bir şeydir televizyon. Yani. Bu da alıştırıcı bir estetiği var. Yani bunu nasıl başarmışlardır? Bunu çözümleyebilirsiniz tabii. Bunun arkasında koskoca bir bunu başarmak için kotarılmış bir devre endüstri var çünkü. Bunu çözümlersiniz. Mesajların yapısını çözümlersiniz. Belki de mesele senin afallatma diye koyduğun şeyler buyurlar. Yani eğer evet. Hareketinde bir enfeksiyon olarak konuşuyorsak bu meselelerin mütefet bir mesele olarak değilse bu. Aslında zerafet de tanımlamaya çalıştığım şey de bu acımadan ve kusurlu olmaktan uzak durmaya çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Yani bunun karşılığını belki koyarsak yani kusursuzluk da zerafet taşınmıyor belki de. Yani çünkü bunlar değil mesela. Bütün bir enfeksiyon haline girmek yani böyle bir şeyle karşılamak ve afallamak. Ve zerafet ya da zarif olanı o afallamanın içinde bu. Yani bu bir insani hal olarak günlük yaşamdaki bir an da. Bir an ya da bir anlar toplamı ya da sürekli bir varyasyon. Yani ilk temamız buydu. Bence televizyonda şöyle bir etki de yok mu? Bu afallamayı değerden düşüren ya bir abartı haline dönüştürmek ve böylece etkisizleştirmek, nötralize etmek bu tür bir afallamayı. Hatırlatma yapmak isterim. Tartışma falan olduğunda bunu biraz daha verimli kılmak için şöyle bir durumun altını ta baştan çizdiydim de şimdi
insanların özellikle sanat gibi sorunlu bir alanda tartışıyorsak, önereceğim şey bir tartışma etiği değil, birazcık daha anlayış, yani böyle bir durum konusunda. Şimdi tekrar devam edebiliriz. En son konuştuklarımıza dair sorusu olan var mı? Ya da ortaya atmak istediği şeyler olan. Güçsüzlerin, müzik arasında biraz gıcıksızlık gördüklerimizin ihtiyaç duyulma hissinden dolayı. Yok yok yok. Sen kendini güçsüz mü hissediyorsun? Hayır yani. Hı? Ama yine de bir süper kahraman karşısında güçsüz hissediyorum. Süper kahraman gördün mü hiç? Yok. Süpermen'i bile öldürdüler bildiğim. Yani güçlülüğü bir süper kahraman gibi algılamak herhalde tehlikeli bir şey. Güçlü ne demek? Kendi varoluşunu içine doldurabilen bir varlık. Şimdi bir şeye dikkat edin. Bir güçsüzlük halinin zarafet duygusuna neden olabildiğini söylediğimde aslında şunu hatırlatmak istedim. Bu gerçek bir güçsüzlük dışa vurumu değil. Bir yengeç güçsüz değildir karada. Çağdaş'ın söylediği ona geliyordu. Yine kendi doğasınca o dünyada davranıyor. Yani buluyordu. Dengesini bir tür buluyordu. Tuhaf bir denge. Ama denge de budur. Yani denge bize göre dengeli, bizim estetik duygularımıza hitap edecek şekilde dengeli yürümesi değildir. O onun dengesidir. Ama bunun ardında bizim duyumlarımızda uyandırdığı etkilerden birisi, tuhaf bir sempati etkisidir bu. Bir yengeçten nefret edemezsiniz. Yani bunu söylemek istiyorum sadece. Ya benim aklıma gelen şeydi, o yengeç örneği için. Hepimiz ondan konuşuyoruz da. Güzel bir örnek. Şimdi demin arkadaş sordu işte güçlüyle ilgili bir şey sordu. Ben güçsüzle ilgili bir şey eklemek istiyorum. Hı hı, tabii. Yengeci çıkartmak çok güçsüz bir konuma koymaktır. Yani su altında bir yengeçle karşı karşıya opponent olarak gelmek hoş bir şey olmaz. Hı hı. Yani bir tarafınızı koparır falan. Ama karada tamam siz üstünsünüz. Sizin yeriniz. Yani. Ama şu olabilir. Yengeç karadadır, ortamın dışındadır ama bir yolunu bulmuştur ve bu insana bir şekilde ben de eğer saçma sapan bir yerde olsam bir yolunu demek bulabileceğim umudunu veren bir şey. Ve o yüzden insanları sempati duyuyor. Yani benim karadaki yengece ya da ne bileyim yüzen fillere duyduğum sempatinin şeyi bu. Ben yüzme bilmiyorum ama ya bir şekilde filler yüzüyorsa ben herhalde ölmem falan diye düşünüyorum onları. Hı hı. Çok çarptıracak bir şey olmadı mı? Yani ben kendime göre yorumlamıştım bu insan sahiplerini. Senin bu yorumun bence bu dediğimizden bir kıl ayağı saptırdı. Senin yorumun ne? Yani bu şekilde kendi yorumlarından çok, yani bu şekilde bir alt mantık arama ya da bunda bir anlam arama bana ters geldi biraz. Ha, ben ya da aklıma geliyorum sonunda, soru atmayayım. Evet. O yüzden müdahale etmek ihtiyacım değil. Ya ben de şimdi senin hissettiklerini merak ettim ya, bir ara istersen denir yani. Orada işte bir facia sonucu eşini kaybeden adam yıllar sonra çok dakik olarak düzenli bir hayat yaşayan ama sürekli sakarlıklar yapıp silik bir tip olan bir hatundan hoşlanır. Sürekli onu takip eder. Yani burada ne bileyim işte yengeç örneğini arkadaşımızın verdiği gibi böyle bir ortamda ben de bunu başarırdım gibi bir başarma duygusundan çok bir özdeşleşme var, bir empati var. Galiba burada bir zarafet sözcüğü yaratıyor. Evet, o anlamda kullanıyorum. Sakarlık en güzel laf. İlk kez telaffuz edildi. Pek sempati duyulacak bir var. Modern zamanlarda gibi. Sakarlık türü vardır. Kendisinden gelmez. Başka bir dünyada oluyor. İşte bir tür işçi rolündedir ve aynı zamanda tüketici rolündedir. Yani rolleri de sürekli olarak değişir ve bunun mimetizmi üzerinden gider. Seyretmeyen var mı bilmiyorum. Çok ünlü bir filmdir. Modern zamanlar.
Belki bir fırsatını bulursak onu bir gösterim yapabiliriz, değil mi? Oradaki o sakarlığı gerçekten bu zarafeti içerdiğini ben düşünüyorum o filmdeki. Ve bu tür bir hissiyat uyandırmadan da o filmin işleyemeyeceğini, bir anlamı olmayacağını. O filmde yalnız çok açık bir baş edelim mahalli yok mu? Çok açık, çok yalın. Eleştiriye dönüş yani. Ama element orada, sakal. Hümanist, realist değil. Asla realist değil. Ama sakarlık Charles Chaplin'in bedeninin bir hali değil. Bütün o mekanizmanın, kapitalist, endüstriyel mekanizmanın kurduğu bir dünyanın içerisine düşen bir bedenin mimetizmi. Bütünüyle. Okunacaksa ancak böyle. Okunduğunda bir anlam taşıyabilir. Hümanist yönleri var. Sulu göz yönleri de var. Yani bu şeyin ama o kadar mesele değil. Ayrıca bu tür bir melodramatik klişeleştirmenin de gerekli olduğunu ben düşünüyorum. Charles Chaplin açısından. Bunu bir anlatı haline getirmek ihtiyacından dolayı. Dolayısıyla film asla kötü falan değildir. Onu görmedim ben ama yani sakarlık sözcüğünü yakalayınca evet. Orada bir profesör vardı ve yani kendi sevdiği insan, daha doğrusu karısı öldürülen kişi profesördü. Yalnız o profesör karısı öldürüldükten sonra normal yani yaşana kadar yaşadığı dünya disiplin kurumlarını anlatırken. Çünkü hepsinin işleyişi artık orada değilsin. Buradasın. Artık ailende değilsin. Okuldasın. Artık okulda değilsin. Askerdesin. Artık okulda değilsin ya da askerde değilsin. İştesin. İş yaşamındasın. Türünden işleyen düzeneklerden bahsederdi. Bize disiplinler, kurumlar adı altında. Benim zaten söylemek istediğim şey yani başka dünyadan gelmiş olmayı gelsin. Çok radikal bir şey olmadı. Bir hayatın kendi iç kırılmaları içerisinde zaten kurulan bir yön olduğu. Okulda aile içindeymiş gibi davranma. Bu beceriksizliktir. Sakarlıktır bir tür. Çocuklar bunu hissederler. Çocukken siz de hissetmişsinizdir. Sulu göz bir çocuk işte. Ana baba kuzusu. Mesela. Örneğe gelip biraz ters olacak. Sakarlık yani yemeğin peki gibi doğru şeyi denemek içeriyor. Yani tabii tabii. Aptallık ya da beceriksizlik değil. Yani ben beceriksizlik ha tamam. Terim olarak doğru. Ha, evet. Doğru şeyi yanlış. Çok kaliteli yapmamak belki de. Ama yine doğru şeyi denemek doğru. Yüzüne gözüne bulaştırmak yani daha doğrusu. Orada denedikleri de orada da gelmez yani. Olmaz bu tür. Ama işte o zarif olmayan bir sakarlık türüdür. Zarif bir sakarlık da var ki Charles Chaplin'inki. Doğru şeyi yapmak zaten olanaksızdır o cihazın, o aygıtın içerisinde. Doğru şeyin yapılamayacağı bir cihazla karşı karşıyayız. Filminde vermek istediği zaten odur. Yani içinde doğru bir şeyi kötü yapan bir adamın konulduğu bir düzenek değil, bir mekanizma değil o dev endüstriyel aygıt ya da tüketim aygıtı. O yüzden gerçekten o filmin ciddi bir başarı olduğunu ben düşünüyorum. Bütün bu modern kapitalist cihazın iki boyutlu işleyişinde bize sunduğu tüketim olanağı ve üretim mecburiyeti. Bu iki boyutu birbiriyle birleştirerek, bağlantısını oluşturarak iki çizgi halinde tek bir insanın başına gelebilecek bir olay haline getirdiğimizde ne görünecek diye soran iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Onu aslında bir ara seyretsek fena olmayabilir. Öyle bir olanağımız olur mu? Çünkü o film gerçekten bir sakarlık filmidir. Charles Chaplin'in her zaman bir sakarlığı
var. Sokakta, şeyde. Bir tür talihi ve bir tür sakarlığı var Charlotte Tipper'ın. İkincisi, ta başlangıçta söylediğim çerçeveden kopmuş bir mimetizmi var. Mim sanatı biliyorsunuz pozlar sanatıydı. Teatral sunuşu öyle bir şeydir. Artık pozlarla değil, kentte dolaşma sırasında başa gelen olaylar, sürekli başa gelen olaylar. Ki bu kentte dolaşma bir sürekli varyasyondur. Yine bu sürekliliği içeren bir mimetizm var. Pozlarla değil, kent kesitleri alan, kent yaşamından kesitler alan bir mimetizm var. Nasıl endüstriyel yaşamdan kesitlerle ve tüketim yaşamından kesitlerle işliyorsa modern zamanlar, bütün Charlot'un mimetizmi bir hareket mimetizmi. Yani sinemaya uyarlanmış bir mimetizm. Çok eleştirenler oldu şeyi, Charles Chaplin'i mimi zımaradan çıkarması yüzünden. Yani mimi bozan bir adam, ama asla bozmuş falan değil. Bence. Çünkü doğrudan doğruya sinematografik bir mim yapıyor. Farklı türden bir mim. Mim de bir devrim yani. Mim sanatı alanında. Bilmiyorum, size öyle gelmiyor mu? Yani seyretmeyen yoktur herhalde, ya da tipi tanımayan. İçinizde herhalde yoktur. O kadar ünlü bir şey. Neyse, bir fırsatımız olursa onu tabii seyrederiz. Peki başka sorusu olan var mı bu? Yerleşti. Yapısalcılık diye bir şeyi bir ara oluşturdu. Şimdi bu aşılıyor. Yapısalcılığı bir tür modernizm olarak rafa kaldırırken bir etik meselesi haline dönüştürülüyor. Bir tür gazetecilik etiği, akademik etik ya da genel olarak etik. Yani bir tür iletişim ve anlaşma, konsensus etiği. Habermas'ı okursanız bunu anlarsınız. Kamusal mekan. Yani bunun mekansal, politik mekansal ortamı ne olacak türünden kamusallığın yapısal dönüşümü diye kitabı çıktı. Bakabilirsiniz. Ona en güzel kitabıdır zaten Habermas'ın. Ama mesele yine rahatsız edici olmayı bence sürdürüyor. İletişim, iletişimsizlik modelleri. Çünkü ileride konuya oldukça derinden tekrar bir gireceğiz. Yani başka bir semiotik model, iletişimden farklı, iletişim mefhumuna doğrudan doğruya başvurmayan bir semiotik, bir göstergeler, göstergelerin ne olduğunu, simgelerin ne olduğunu anlamaya yönelik başka bir model herhalde önerebileceğiz bu seminerler çerçevesinde, yine minimal düzeyde tabii. O ağda var mıdır? Yani ilk baştan beri söz ortaya atılan belirli bir davranış farkıyla. Bunun olduğunu biliyoruz. Tabii. Karşılar, çünkü en azından şöyle bir şey var. Kuşlar biliyorsunuz öttükleri bir alan vardır. Onların evidir. O alana, o araziye herhangi başka bir kuş tecavüz ederse olacak şey şudur. Otururlar işte belirli bir uzaklıkta dalların üzerine konarak ötmeye başlarlar. Bu ötme bir tür sürekli varyasyondur. Yani soru cevap gibi de gitmez, tartışma gibi de gitmez. Bir tür güzel ötmedir. Daha zarif ötme. Bir şey anladıklarını da bu ötmeden söylemek istemiyorum. Bu birbirlerinin ötüşünden. Yani bir anlama meselesinin olmadığını dikkat çekiyorum. Ama daha zarif ötme dediğimiz bir şey vardır ki diğer kuş belirli bir noktada pes edip gidecektir. Bu süresiyle ilgili değildir. Baskınlığıyla ilgili değildir. Salt daha güzel öttü türünden bir
şeydir. Ya yeni kuş kazanır ya eski kuş. Yani o arazinin sahibi olan kuş. Bunu nasıl yorumlayacağız? Daha güzel öttü ne demektir bu kuş açısından? Daha mı zayıf? Zarafet terimini biraz güzelin yerine koymamın şimdilik nedeni de oydu zaten. Yani çok işte güzel ötüyor deriz kuşlar için. O anlamda söylüyorum. Zarif, zarafet terimini. Bu da çok göreceli bir şey değil mi? Hı? Yani mesela ben bulduk kuşunu güzel ötüyorum. doğrudan doğruya varyasyon gücü. Yani dolaşma gücü. Sesleri dolaştırma ötüş içerisinde. Böyle bir kudret. Bunun çok özel bir etkisi olduğu anlaşılıyor yani. Bu ötme süreci içerisinde. Elbette. Yani, yani kendi bakış açımdan çıktığında bu devam ediyor. Mesela yengeç için de çıktığında da devam ediyor. Hı hı. Varyasyona şöyle bir ihtiyacın vardır. Mesela dilencisin, oturdun. Şöyle bir araziye giren işte parayı şuraya koymak zorundadır yani. Ya da uzağından geçmek zorundadır. Bunu bir tür varyasyonla alırsın. Düüt diye üfleyince müzik olmaz çünkü. Hiç kimse parada bırakmaz. Korna basar gibi oluyorsun. O zaman. Bir tür varyasyon yaratmak zorundasın. Müziğin de başlangıcı bu kıvrık ezgisel durumdur. Yani varyasyondur birimi müziğin. Dikkat ederseniz. Varyasyon temadan önce gelir. Yani Bach'ın ilkesinden bahsediyorum. Yani bir tema verilir ve bunun üzerine çeşitleme yapılır türünden bir mantıkla pek müzik yapan olduğunu düşünmüyorum. Ne? Klasik müzik içerisinde ne cazda ne şeyde. Varyasyon önce gelir. Yani müziği müzik yapan o. Dikkat ederseniz. Ama sözü de sanki, şiiri de şiir yapan oydu. Varyasyon, ritim, bunun ölçülendirilmesi. Şair. Düşün. Kabile toplumlarına. Sanat. Terimiyle. Belki de haksızlık ederek onlara sanat terimini uyguluyoruz. Onların sanatını bir düşünün. Onlar da sürekli olarak ritim ve varyasyonun bir tür ekspresif kılınması, ifade edici kılınması, programı üzerinden bir şeyler yaptılardı, yaptılarsa. Yalnız insanlar doğaya göre sanat yapmakta çok gecikmiş haldeler. Hem tarihsel olarak yani evrim içerisinde daha sonra ortaya çıktıkları için hem de insanların tarihi var. Şimdi Hegel gibi pek sevmediğim bir düşünürün çok derin bir formülü vardı. Bir yerde öyle söyler onu. Ama bütün eserin içine de sığmıştır. Tarih, insan ırkındaki bir gecikme halidir. Bir tür gecikmişlik. Yani doğaya göre gecikti. Her şey geç geliyor. O yüzden tarihimiz var. Zaman diye, geçmiş diye bir şeyimiz var. Hayvanların ise yok. Öyle bir şey. Geçmiş diye bir derdi yok. Çünkü gecikmemişler. Şu anda varlar. Yani yaşam anlarında varlar. İnsanın bir geçmişi var çünkü gecikerek bir şeyleri yapmış. Sanata geç başlamış. Söz kelime. Çünkü sanatın işte Hegel'in söylediği gibi sanat çağının biterek estetik çağının başlaması diye formüle ediyor. Katılmak zorunda değiliz. Sanat artık bitti. Estetik çağ var. Diye bir formülasyonu vardır Hegel'in. Bütün bu formülasyon ardında bu insan türündeki sanat alanında doğaya göre bir tür gecikmişliğin de sezilmiş olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü insanlarda sanat bir sürü başka mülahazayla birlikte ortaya çıkmış. Ritüel, dinsel, bilmem ne, sembolik, etik hayvanlarda komple bir sanat varsa eğer buna sanat diyebilirsek, bu kuşun ötüşünde saf bir ötüş var. Saf, tümüyle saf. Ritüel değil çünkü. Ritüel ancak sembolik bir rejimi atfedebilirseniz, bir tür signifikasyon sistemini, bir tür anlamlandırma sistemini atfedebilirseniz, sembolik bir ilişki doğacaktır.
sanatıyla hayvanlar dünyası ya da doğa arasında. Oysa ki bunu yapma niyetinde değiliz. Hiçbir zaman da insanlar olmadı. Çünkü o zaman hayvanları üstün görme tehlikesine kadar varan bir tür vulgar yön doğacaktı. Şimdi tarihin bu gecikmişlik tezi sahteye geldi değil. Düşünen herkes de sanki biraz var gibidir. Söz gelimi sanatın bir tür icraat değil de, doğal bir icraat değil de doğrudan doğruya bir üretim olduğu düşüncesine ne zamandan beri sahip olabiliyoruz? Kapitalizmin doğuşundan beri söz gelimi. Yunanlarda sanatın tümüyle ritüel bir işlevi olduğu için. Kapkaçak'taki resimlerin bile. Şiir söz gelimi Yunanlılar için geçmiş ataların nasıl yaşadıklarını anlatmakla görevlidir. Bunu anlatır ya da anlatmaz. Anlatmadığında kötüdür. İşte o tür şairleri atmak gerekir. Platon'un tartışmasında olduğu gibi. Hı hı. Hı hı. Biz galiba insan ırkı olarak manzara resminden de resmini de çok geç yapmaya başladık. Yani 17. yüzyıl manzara resminin batıda icadı. Doğu sanatlarından bahsetmiyorum. Çin. Çin'de manzara çok önemli bir şeydir ama başka bir rejime sahiptir. Başka bir düzenleme ruhuna sahiptir ve tümüyle başka bir işlevselliğe sahiptir. İki manzara geleneği var. Batı'da çok geç başlamış, Çin'de her zaman olmuş bir manzara çerçevesi var. Şimdi manzarayı bir birey olarak düşünmeye çalışan bir adamcağız vardı. Duns Scotus denilen. Büyük bir ihtimalle Doğu metinlerini bayağı okuyan, ilk okuyanlardan. Realist düşünürlerden, nominalistlerle bir tür atışması var. Orta çağ içinde. Ve bir tür skolastik felsefe içinde kuruyor. Anladığım kadarıyla işte İbn-i Rüşd falan filan okuyor. Mutezili'yi okuyor. Biliyorsunuz şimdi Doğu literatüründe bir tür manzara betiği hep ön plana çıkar. Manzara betimlemesi. Yani bir tür görüntü hafızası. Buna ileride daha ayrıntılı gireceğiz. Ama bir birey mefhumu etrafında düşünmek zorunda kalan ve bireyi şeyler, mesela sen bir bireysin, ben bir bireyim, şu alet bir birey, şunun tümü başka bir birey, bu kompoze birey nosyonun hepsi Heidegger'in söylediği gibi bir şeye gönderme yapıyor. Şey bu. Şey olarak birey olunuyor. Peki bir manzara resmi ya da bir şiir terennüm ettiğinde bir şey. O birey değil midir? Adamda böyle bir düşünce uyanıyor Duns Scotus'ta. Bu bireycilerle, nominalistlerle tartışması içerisinde işte uzakta dalların esintisi, dalları sarsan bir esinti ve o sırada güneş batmakta. Biliyoruz ki manzara resmi bunu toparlar. Birey değil midir bu? Yani bunu toparlayan farklı bir bireylik türü mümkün müdür? Tasavvur edilebilir mi böyle bir şey? Bunun kavramı oluşturulabilir mi? Kavramını oluşturmak zorunda çünkü kendisi filozoftu. Başka bir şey yapamazdı. Ama böyle bir bireyi anlamak işte ortaçağ realizminin kurucusu olan Duns Scotus'un ilk kez Batı felsefesi içerisinde yaptığı bir şeydi. Büyük bir ihtimal bu Doğu şiirini falan da arada kaçırıp okumak gafletine düştüğü için diyelim. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? Sayılabilirliği daha az olmayan, oranlanabilirliği çok daha az
olmayan, kompoze olması, karmaşık olması daha az olmayan ama şey olmayan kendisi. Çok farklı, çok uzaktaki şeylerin olası bir birlikteliği olarak cereyan eden. Yani bir olay halinde bir birlik oluşturan. Güneş batıyor, dallarda bir esinti. Sazlıklar var ileride. Bazı sazlar yana yatmış. Bu an bir bireydir Yunus Kotus'a göre, onun doktrinine göre. Peyzajın esası birbirinden çok farklı şeyleri bir tür eş uzamlılık içerisinde çok uzak şeyi şeyleri bir araya getirme hali ve bununla bir birey oluşturma hali. Dunscotus'un bunun için kullandığı barbarca sözlük sen böylesilik diye önerdin, belki uyar. Haiketas. İşte buluk yani gibisinden. Sözcük. Telefona cevap veriyor mu? Bunu daha ayrıntılı tartışacağız tabi. Gerek felsefi çerçevesinden dolayı açarak gerekse bazı estetik mefhumları olanaklı kılacak şekilde genişleterek ya da yaygınlaştırarak. Ama yani merkezi temayı anlamayan var mı içinizde? Yani ne demek istendiğini Dunscotus'a başvurarak. Yani Hekeitas'ın ne olduğunu anlamayan var mı? Evrenselin karşıtı olarak. Tabii tabii Hekeitas evrensel olmayanla ilgili ama bu teknik anlamda. Kaynağı ve jeneralojisi açısından baktığımızda bir manzara olayı. Ve bunun birey oluşu. Bu aynı zamanda bir bireydir. Yani bir tür ortaçağ düşünülen principium individuationis dedikleri ilkelerden birisidir. Yok. Tümüyden. Çünkü bu bireyleşme ilkesi denen şey ortaçağ düşünürlerinde her alana farklı düzeylere farklı biçimlerde uyarlandı. Tek bir bireyleşme ilkesi söz konusu değildir. Realiter bir bireyleşme ilkesi vardır. Gerçekte var olanı var eden ve onu birey kılarak var eden bir bireyleşme ilkesi vardır. Formaliter yani gerçekte var olmayan ama biçimsel olarak var olan bir birey. Mesela bir kavram, ideal. Söz gelimi, ortaçağ düşüncesi için söylüyorum. Ya da bir işte Hekeitas. Bu da bir bireyleştirme ilkesi olarak öneriliyor. Ben burada bunun stratejik önemine ve estetik önemine dikkat çekmek istedim sadece. Soyut bir şey olarak mı? Soyutlukla hiç alakası yok. Yani soyut değil şey. Gerçekten bir esinti. Bir esintinin ağaçla, yapraklarla ve onların sarsılmasıyla bir arada oluşturduğu oluşum. Bu bir bireydir. Yani bir tür bireyleşme ilkesine sahiptir. İlişkisiz olarak. Ben İlişkisiz değil. Tesadüfi de değil. Landscape'den onu anlıyorum. Hı hı. Yani bir grup ve o kadar. Diğerleriyle ilişkisiz. Yok değil. Yani aynı zamanda işte güneş de kızarmaktadır batarken. Bir bulut gelip örtmek üzeredir. Hekeitas bu. Tabii. Bir tür karşılaşma bu. Her biri ayrı bireylik ilkeleriyle tanımlanabilecek şeylerin onlarla tanımlanmayacak, o tür bireylik ilkeleriyle tanımlanmayacak başka bir bireylik ilkesi içerisinde bir araya gelişleri. Yani birey oluşları. Manzara böylece bir bireydir. Ama Doğmuş Yolu'da mesela şey var. Meraz Öyküsü. Hı hı. Bir parça olarak çekebilirsiniz. Hı hı. Tabii tabii. Ama yani... Ama ancak bir parça da... olarak çekip aldığınızda olabiliyor. Çünkü roman ağır bir anlatıdır. Yani roman Lukács'ın söylediği gibi yine bireydir. Ama öyküsü anlatılan bir bireydir. Narratif bir bireydir. Ama mesela bu tür bir bireyliği haiku şiirinde hemen yakalarsınız.
bir kurbağanın suya atlayışı ve bir dalın, bir nilüfer yaprağının uzaktan sarsılışı türünden böyle giden, çok kolay gibi görünen ama asla öyle olmayan bir tür bireylik hali. Bu mefhuma ileride yeniden döneceğiz.